Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son derece pratik ve çok lezzetli bir kahvaltılık tarifi paylaşacağım. Tarifimiz patates böreği. Hem kesinlikle deneyin diyorum ve sizleri bekletmeden hemen tarifimizin yapılışına geçiyorum. Nasıl hazırladığımı hep birlikte izleyelim. Kahvaltılığımız için 3 tane patates kullanıyorum. Önce patateslerimi dilimleyeceğim. Böyle incecik dilimlememiz gerekiyor. Lezzetli, çok da pratik bir kahvaltılık çıkıyor ortaya. Patateslerin üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar mısır unu serpiştiriyorum. Normal un da serpiştirebilirsiniz. Bir çay kaşığı tuzum var. Çok az kimyon, toz biber, karabiber, kekik, baharatları da şöyle serpelim. 1-2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Ve patateslerimi güzelce karıştırıyorum. Hepsinin baharatlanmasını sağlayacağım. Tavaya çok az yağ alıyorum. Üzerine patates dilimlerini yerleştireceğim. Şöyle aralara da küçüklerden koyuyorum. Tamamen kaplamanıza gerek yok. İncecik yerleştirdiğim patateslerin üzerine kaşar dilimleri koyuyorum şöyle. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir kahvaltılık oluyor. Kesinlikle deneyin. Kaşarların üzerine tekrardan patateslerimi yerleştiriyorum. Patateslerimi ocağa aldım. Ocağımın altını yakıyorum. Orta ocakta da pişirebilirsiniz. Büyük ocakta da pişirebilirsiniz. Fakat altı kesinlikle çok kısık olsun. Ben de ocağımın altını kısıyorum. Ve kısık ateşte patateslerimi pişmeye bırakıyorum. Patatesimiz kızarmış olmalı. Arada kontrol etmeyi de unutmayalım bu arada. Bakın. Kaşar olmasına rağmen yapışmadı. Evet, altı kızarmış. Buradan kenarlardan görebiliyorum. Ben şimdi ters çevireceğim tabağımı. Sonrasında diğer tarafını da kızartıp servis yapacağım. Bakın arkadaşlar. O kadar güzel kızarmış ki. Ve eriyen kaşarlar da böyle ekstradan kızardığı için harika bir görüntü oluyor. Şimdi patateslerimizin diğer tarafı da kızarsın. Kapağını kapatıyorum. Zaten patateslerimiz yumuşadı. Pişti. Tekrar ocağımın altını açıyorum. Kısık ateşte. Hatta biraz harlandırabiliriz. Çünkü yumuşadı patateslerimiz. Diğer tarafı da kızardıktan sonra ocaktan alacağım ve servise hazır olacak. Patatesimiz pişti arkadaşlar. Diğer tarafı da çok güzel kızardı. Ve bakın kaşarlı olmasına rağmen tavamıza da yapışmadı. Hemen şimdi servis tabağına alacağım. Sıcak sıcak servis yapacağım. İnanılmaz lezzetli bir kahvaltılık. Hazırlamış olduğumuz kaşarlı patates böreğimiz servise hazır. Şöyle bir yerleştirelim. Diğer tarafı da çok güzel kızardı bu arada, bakın. Çok kolay hem de çok lezzetli. İnanılmaz güzel bir tarif. Siz de mutlaka deneyin arkadaşlar. Böyle cips tadında çok güzel oluyor. Sadece iki malzemeyle yapılacak en güzel patatesli tariflerden bir tanesi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.